Ödemiş Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen Yarınlara İz Bırak projesi kapsamında Şehit Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu resimler ve çalışmalar Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Sergi açılışına Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu, Ödemiş Müftüsü Mustafa Türköz, Şehit Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen, Resim ve İş Eğitimi Öğretmeni Elif Aytul, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında bir konuşma yapan Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy şunları kaydetti. Değerli arkadaşlar, sabah 9.30'dan beri Birgimiz'de Yarınlara İz Bırak projemizin iki okulumuzun etkinliğine katıldık hep birlikte. Şimdi de Yasin Naci Ağaroğlu okulumuzun etkinliğinde beraberiz. Geçtiğimiz Eylül ayından beri Yarınlara İz Bırak ismiyle bir proje etkinliği başlattık ilçemizde. Tüm okullarımızın işin içinde olduğu, projelerin içinde olduğu 346 tane projemizi ödemişimizde okullarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, öğrencilerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Birçoğunu geçirdik. Amacımız çocuklarımızın 15-20 çocuğumuzun her projede projenin içinde olması, projeyi hazırlaması, belli konularda bilgi sahibi, fikir sahibi olmaları, kendine güvenmeleri, medeni cesaretlerinin artması, topluma girmeleri, bir konuda kendilerini geliştirebilmeleri idi. Bilimsel, kültürel, sosyal, sportif, sanatsal her türlü alanda projelerimiz gerçekleşiyor. Ben tüm emeği geçen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Bugün mesela Birgi'nin 15 tane tarihi turistik yerini 32 tane öğrencilerimiz rehberlik ederek bizlere anlattılar. Biz de hep beraber dolaştık. Daha sonra Birgi'nin Dervişah Medresesi'nde Kazımpaşa Ortaokulu öğrencilerimiz Birgi'nin efsanelerini resimleştirmişler. Onları gördük, izledik. Çok değişik projelerle arkadaşlarımız Yarınlara İz Bırak proje etkinliğine katıldılar. Ben öğrencilerimize, öğretmenlerimize, destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir dönem geçirdik inşallah. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Katıldığın için teşekkür ederim. Çocuklarımızın da ellerinden, gözlerinden öpüyorum. Yerel güce yarınlara iz bırak projesinin amaçlarını anlatan Ödemiş Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu ise şunları söyledi. Yaklaşık 346 adet Yarınlara İz Bırak projesi kapsamında çalışmalar oldu. Ve bu çalışmalardan okuldaki öğretmenlerimiz etkin olarak katıldığı gibi aynı zamanda da 5000'e yakın öğrencimiz fiilen bu çalışmaların içinde projeye katkı sağladılar. Burada bizim en çok önemsediğimiz nokta şu: öğrencilerimiz birebir proje yapmayı ve özgüvenlerini kazanarak toplum karşısında hitap etmeyi ve projelerini anlatma imkanı sağladılar, kazandılar. Bu bizim için büyük bir kazanım oldu. Önümüzdeki süreçte yine Kaymakam Bey'imizin muhtelleriyle ve öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin destekleriyle bu proje sayısını arttırıp daha farklı alanlarda tamamen çocuklarımızın, öğrencilerimizin kendileri öz becerilerini arttırma ve özgüvenlerini kazanma adına faaliyetlerde bulunması için daha farklı alanlarda projeler yapmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda bu önümüzdeki süreçte bu eğitim öğretim yılında yaklaşık 5000 öğrencimizin aktif olarak projelere katılmasını sağlayan başta Sayın Kaymakamımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve çok değerli çocuklarımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım. İnşallah önümüzdeki günlerde daha farklı, daha güzel projelerle bir arada olacağız. Şehit Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçen ise şunları söyledi. Adım atar maalesef beden eğitiminde, müzik derslerinde iç huzura eremeyen bir çocuk akademik çalışmada da başarılı olamaz. Maalesef sanatı uzun bir zaman okul müdürlerimiz boş dersler zannederek doldurma yaptılar. Bundan artık vazgeçeceğimiz bir zaman geldi. Burası sanatın merkezi. Burada gençlerimizin, biz niye biraz da onun için seçtik burayı? Sanatı, geçmişimizin kent belleğini burada görmeliyiz. Kentimizin geçmişini ve sanatı sahip çıkmalıyız. O yüzden kamu yöneticilerimizden, milli eğitim müdürümüzden
burada sanatın yaşatılması için destek bekliyoruz. Sayın Kaymakamımıza projede bize önderlik yaptığı için, belediye başkanımız bizi buraya tahsis ettiği için teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim olarak biz burada sanatı yaşatacağız. Projenin başında bulunan resim ve teknoloji tasarım öğretmeni Elif Aytul ise şunları kaydetti. Can isteyen öğrencilerimizle derste birlikte kursa yaptık. Akrilik boyayla çalışmalarımız var tuval üzerine. Sulu boyalarımız var. Ebrularımız var. Bir de vitray çalışmalarımız var burada. Yakma işlerimiz var. Birçok değişik alanda. Biraz geçmişteki sanat hatırlansın diye çocuklara böyle bir bu sanatları hatırlatmak, tanıtmak istedim. İstekli olan çocuklara da yaptırıyorum. Ama yetenekli çocukların verdiği bir çalışma buradaki serginin ürünleri. Tabii yetenek başta olmak şartı yani.